İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Armenak Abrahamyan'ın katılımıyla Artsakh'ta Savaş ve Soykırım Konferansı. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin Aralık 2023'te yapılacak seçimler öncesinde. Batı Ermenistan parlamento seçimleri adayları için 33. Zoom toplantısı. Batı Ermenistan'ın evlatları Rafik Harutyunyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Gürcistan, Yerevan ile Bakü arasında tarafsız arabulucu olma isteğini açıkladı. Mahkeme, Madaris Askeri Birliği Komutanı'nın topluma kapalı davasında gizli belgeleri inceliyor. Haykyan Kutsal Kitabı'na göre bugün Ana Araks Irmağı'nın kollarından biri olan Murtsin'e adanmıştır. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan'ın katılımıyla Artsakh'ta Savaş ve Soykırım Konferansı 14 Kasım Salı günü saat 15'te Antip'te gerçekleşecek. Artsakh trajedisinin tanığı ve şu anda Fransa'da olan Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan bir konuşmada bulunacak. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Abrahamyan konferansta Doğu Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye'den gelen tehditler karşısında belirsiz geleceğine de dikkat çeken çatışma sonrası durumu sunacak. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin Aralık 2023'te gerçekleştirilecek seçimler öncesinde Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV bir kez daha parlamento adaylarını tanıtıyor, potansiyel seçmenlerinden adaylarımızı biyografilerini takip etmelerini istiyor. Ermenistan devletinin güçlenmesi için yürüttükleri faaliyetleri daha büyük bir dikkatle inceleyip favori adayınıza oy verin. Kampanya sonuna kadar yani 15 Kasım 2023'e kadar televizyonumuz her gün milletvekili aday adaylarının kısa verilerini sizlere sunacaktır. Daha fazla ayrıntıyı web sitemiz sayfasında bulabilirsiniz. Margarita Davidyan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Milletvekili adayı. Süren Şaumyan, Batı Ermenistan Savunma Bakan Yardımcısı, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Milletvekili adayı. Barur Şaumyan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin milletvekili adayı. Sarkis Guleyan, Batı Ermenistan Millet Meclisi'nin milletvekili adayı. Arman Grigoryan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi milletvekili adayı. Armen Haçadıryan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi milletvekili adayı. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Seçim Komisyonu'nun düzenlediği Batı Ermenistan parlamento seçimleri adaylarına yönelik 33. Zoom toplantısı 26 Ekim'de gerçekleşti. Toplantının konusu Batı Ermenistan ve Artsakh'tı. Toplantıda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Nelli Arutyunyan bir konuşmada bulunarak devletin kuruluşunda ve güçlenmesinde etkin rol oynayan kanunları, kararları açıkladı. Nelli Arutyunyan, Artsakh'ın neden Batı Ermenistan'ın bir parçası olarak kabul edildiğini açıklayarak küçük bir tarihi özet de sundu. Harutyunyan, Artsakh'tan bahsetti. Bugün Batı Ermenistan Devleti'nde Artsakh tarihi Büyük Hayk'ın 10. eyaletiydi. Küçük Kafkasya'nın doğu kısmı ve Ermeni yaylalarının kuzeydoğu kesiminde yayılmıştır. Başkenti prenslerin ikametgahı olan Sotk veya Zavdek'ti ve Aranşahik Krallığı döneminde ise Dütakan Avan'dı. 2023 parlamento seçimleri kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran aday Murat Sürenyan toplantıda Doğu Ermenistan'ın felaket mağdurlarına yönelik müdahale ve acil yardım yapısı oluşturması önerisiyle de bir konuşma yaptı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan Zoom toplantısında Şuşi sakinlerinin şikayetleri üzerine Bakü yetkililerine açılan davalar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde devam eden sürecin ayrıntılarına değindi. İlk denemelerin yıl sonundan önce başlayacağını söyledi. Bu duruşmanın siyasi önemi vurgulandı çünkü Batı Ermenistan hükümeti Azerbaycanlı işgalcilerin kendi topraklarında bulunan Şuşi şehrinden çekilmesi talebini özetledi. Batı Ermenistan'ın evlatları. 33 yaşındaki Rafik Harutyunyan, Azerbaycan'ın Mardagert bölgesinde 19 Eylül 2023'te Artsakh'a düzenlediği saldırı sırasında şehit düşmüştü. Rafik, 2016 yılındaki 4 günlük ve 2020 yılındaki 44 günlük
Artsakh Savaşı'nın bir katılımcısıydı ve çatışmaların sıcak noktalarında yer alıyordu. 2022 yılından itibaren Artsakh Özel Kuvvetler Dairesi'ne deneyimli subay olarak katıldı. Harut Dünya'nın ailesi Askeran bölgesinin Saruşen köyündendir. Evlendikten sonra Rafik ve eşi Askeran şehrinde yaşamaktadırlar. İki çocukları vardır. 19 Eylül 2023'te Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Artsakh'a saldırdı. Rafik Harut Dünya'nın son savaşını verdi. O gün Mardagert bölgesinde Kaşen Madeni önünde Azerbaycan kontrolündeki Nur Garmiravan köyü istikametinde bulunan 718 muharebe mevzisindeydi. 10 günlük görevin 7. günü 19 Eylül günü saat 13'te saldırı başladı. Bir saat süren çatışmada mevzideki 9 kişiden 6'sı şehit düştü. Mart ayının başında 2 kişi yardım çağırmak üzere mevziyi Kaşen Madeni'ne bıraktı. Yaklaşık bir saat süren çatışmada Ermeni tarafı düşmana kayıplar vermeyi başardı ancak Azerbaycan tarafı uygun yüksekliklerde bulunan mevzilerde olduğundan bir saat sonra Ermeni siperlerini ele geçirmeyi başardı. Muharebe siperinin komutanı savaşırken Kaşen Madeni'nde bulunan Rus barış güçlerinin üstüne yaralı bir şekilde çıkmayı başardı. Rafik Harut Dünya'nın naaşı değişik siperlerde şehit düşen 11 kişiyle birlikte 23 Eylül'de Akna'ya nakledildi. Cesedi tanınmayacak kadar yanmıştı. Rafik Harut Dünya'nın eşi ve çocukları şu anda Ararat'ın Marmara Şen köyüne yerleşti ve geçici olarak Rafik'in arkadaşının evinde yaşıyor. Rafik Harut Dünya'nın cesedi 13 Ekim'de tespit edildi. Akrabaları Rafik'i 15 Ekim'de Yerebulur adlı askeri panteona gömdüler. Sasun'da yaşanan olaylarda büyük güçlerin politikalarının Doğu Ermeni basınında algılanması ve sunulması büyük ilgi görüyor. Büyük güçler arasında Büyük Britanya'nın konumunun özellikle tartışıldığını ve sunulduğunu belirtmek gerekir. Bunu Murç editörü Arashanyan'ın abartılı gözlemiyle bile kanıtlanıyor. Batı Ermenistan Ermenilerinin sorunu artık aylardır bir İngiliz sorunu haline geldi. Dolayısıyla yazı işleri müdürü Batı Ermenistan Ermenilerinin sorununun çözümünde tek bir aktör görüyor. Büyük Britanya. Sasun katliamı meselesinin İngiltere başta olmak üzere genel olarak Daçka Ermeni meselesini gündeme getirdiğini gördük. Dolayısıyla İngiltere'de bir soruşturma komisyonu kurma görevini tamamlayarak Ermeni sorununu bitmiş saymak niyetinde değillerdi. Daçka Ermenistan'da reform yapılması sorunu gündeme geldi. Nordar, Yeni Çağ'da ayrıca Büyük Britanya siyasetine değinen pek çok yayın var ve Batı Ermenistan Ermenileri meselesi iki İngiliz partisinin muhafazakarlar ve liberallerin siyasetinin arka planına göre değerlendiriliyor. Gazetenin İngiltere'ye yönelik çoğunlukla olumlu beklentileri var. Gazete aynı zamanda Fransız siyasetine de gönderme yapıyor. Yine de Nordar, Fransa'nın konumu konusunda aynı heyecanı taşımıyor. Ayrıca Fransa'nın Batı Ermenistan Ermenileri meselesine olan ilgisine değinilirken şöyle deniliyor. Özel bir Ermenistan ve reforme edilmiş Ermeni devletleri Fransa'ya ne gibi bir devlet yararı sağlar? Hangi pozisyona, hangi yöne katkıda bulunacaklar? Yok. İngiltere'yi dengelemeyi Fransa'nın politikasının ana nedeni olarak gören Hınçak'ın tanınmış isimlerinden Sabah Gülyan köşesinde şöyle yazıyor. Fransa'nın şu anda Ermeni meselesindeki tutumu, Türkiye'yi üzmemek, gerektiğinde İngiltere'ye karşı çıkmak ve Rusya'nın yolunu tutmaktır. Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, bugün Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Tiflis'te yaptığı görüşme sonrasında düzenlediği briefingde Gürcistan'ın Yerevan ile Bakü arasındaki ilişkilerin çözümüne yönelik müzakerelerde objektif ve tarafsız arabulucu olarak hareket etmeye hazır olduğunu duyurdu. Garibaşvili, biz ülkemiz ve hükümetin başı olarak ben bunda yer almaya hazırız dedi. Daha önce Gürcistan hükümetinin basın servisi Doğu Ermenistan ve Azerbaycan başbakanları arasında bir toplantı yapıldığını belirtmişti. Tiflis'te İpek Yolu Uluslararası Forumu çerçevesinde gerçekleşen bu görüşmede arabulucu Gürcistan hükümetinin başbakanıydı. Toplantı birkaç saat sürdü. Gürcistan, Doğu Ermenistan ile Bakü arasındaki ilişkilerin çözümü konusunda birçok kez arabuluculuk yaptı.
Özellikle Gürcistan'ın arabuluculuğuyla Bakü, Haziran 2021'de 15 esir askeri Doğu Ermenistan'a nakletmiş, Yerevan'da Bakü'ye mayın tarlalarının haritalarını göndermişti. Arabuluculuğun bir diğer örneği ise Doğu Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Ararat Mirzoyan ve Ceyhun Bayramov'un 16 Temmuz 2022'de Tiflis'te gerçekleştirdiği görüşme oldu. Mahkeme, Madahis Askeri Birliği'nin komutanı Sevak Abrahamyan'ın kapalı kapılar ardındaki davasında askeri sırlar içeren belgeleri inceleyecek. 27 Ekim'de Yerevan Şehri Ceza Mahkemesi'nin Şenkavit Şubesi Hakimi Artuş Gabrielyan, duruşmanın topluma kapalı yapılmasına karar verdi. Bir önceki duruşmada savcı Vazgen Vartanyan 16 gizli belgeyi mahkemeye teslim etmişti. Savcı mahkemeye sunulan belgelerin askeri sırlar içeren bilgiler olması nedeniyle duruşmanın topluma kapalı yapılmasını talep etti. Abrahamyan'ın savunma avukatı Arman Tamrazyan bugün yaptığı açıklamada ceza davası sürecinde hala gizli olan belgelerin bulunduğunu çünkü tanıkların dinleneceğini söyledi. Bu belgelerle ilgili olarak da sorguya çekilecek. Bu belgeler sadece gizli mühürlü normatif yasal düzenlemelerdir. Tanıklara bu belgelerle ilgili sorular sorulacak, yani delil inceleme aşamasının tamamının gizlilik içinde yürütülmesi gerekecek. Savcılık dosyayı gizli mühürsüz olarak mahkemeye gönderdi. Burada hakim yardımcısı, hakim, davayı açan herkes davayı tanıma fırsatı buldu. Yani devletin bu sırrı saklamaya niyeti yoktu. Şimdi normatif yasal düzenlemelerin gizli olduğunu, kimsenin araştırmalara katılmaması gerektiğini söyleyerek bence ikili bir yaklaşımdır. Savunma avukatı genel olarak duruşmaların topluma kapalı yapılması taraftarı değilim dedi. Sevak Abrahamyan da saklayacakları bir şey olmadığını söyleyerek mahkemeden duruşmaların mümkün olduğu kadar açık yapılmasını istedi. Tarafların görüşlerini dinleyen ve iddia makamının dilekçesini görüşen mahkeme heyeti davanın bugünkü soruşturmasının topluma kapalı olarak yürütülmesine karar verdi. Mürsin, Haykyan kutsal takvim sabittir ve tam da bu nedenle bugünlerde kutlanan tüm tatillerin dolunay hesaplamasıyla güneşin hareketiyle bağlantılı olduğu için reddediyoruz. Üstelik bu kutlamaları Ermeni kutlamaları diye sunmaya çalışıyorlar. Gevok Nersisyan mikroblogunda 26-27 Ekim tarihlerinde ana Araks nehrinin kollarından biri olan Mürs'e ithaf edildiğini yazdı. Resimde Araks Nehri ile onun sol kolu olan Mürs gösterilmektedir. Ermeni kutsal kitabında adı geçen dağların ve diğer yerlerin adlarının eski çağlarda bu yerlerde Ermeni azizlerimize adanan mehyanlar ve tapınaklar bulunduğunu ve buralarda kalabalık insanlarla ibadet edildiğini hatırlatmak isterim. Şimdi size Sahak Sahakyan tarafından seslendirilen Ermeni ak şarkısı Antranik Zoravar adlı eseri sunuyoruz. Karay saruhu sosta gandranik Muşi sasla farabam vats met razmik Karay saruhu sosta gandranik Muşi sasla farabam vats met razmik Uysi luysi amro seyram vani Karnan zahkun kiçni bur kerezmani Uysi luysi amro seyram Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.